Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bayramın birinci günü. Herkesin bayramını içtenlikle kutlarım. Umarım iyi bir bayram geçirmek dileğiyle videoyu beğenirsiniz. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün size hançer ve hançerin yeşim ruhlarını tanıtıyor olacağım. İlk önce vuruşlarını göstereyim. Sol vuruşlarını hemen başlayalım. 1, 2, 3. Bu sol vuruşun toplamda 3 tanesi var. En sonuncusu mavi odaklı bir vuruştur. Sağ vuruşları da gösterelim. 1, 2 ve 3. Toplamda dediğim gibi 3 tane şey var. Şarjlarını hemen göstereyim. Sol vuruşunda yukarı kaldır. İsterseniz bu şekilde de combo yapabilirsiniz. Yukarı kaldırıp sol vuruş, sonra sağ vuruşla kafasına inebilirsiniz ya da bir space basıp bir kere daha sol vuruş yapıp ondan sonra sağ vuruş yapabilirsiniz ama bu sizi zorlar. Onun bilgisini vereyim. Sağ vuruşu da bu şekilde yere düşürüyorsunuz. Yukarı kaldır. Yine aynı bu şekilde de bir combo yapabilirsiniz. Onun da bilgisini vereyim. Yere yatırdıktan hemen sonra bu comboyu yapmanız gerekir. Normal C vuruşu bu şekilde. Aynı şekilde bunda da yukarı kaldırıp yine aynı combo yapabilirsiniz. Bu gösterdiğim combo zaten çoğu şeyde var. Onun bilgisini vereyim. Yani kaldır, sol klik, sonra sağ klikle kafasında in. Yani havada yatay kes, sonra dikey keserek yere inerek adamın kafasına vurabiliyorsunuz. Onun bilgisini vermiş olayım. C ile yukarı kaldırabiliyorsunuz. C ile şu şekilde yerdeki kişilere vurabilirsiniz. Bu şekilde C spamlayarak da sürekli vurabilirsiniz sol klikle. Onun bilgisini vermiş olayım. Sağ kliğe bastığınız zaman havaya kaldırır. Sol klikle de sürekli yerdeki düşmana yatay kesme atarsınız. Bu normal vuruşlarda yeşim ruhlarına hadi geçelim bakalım. Evet, ilk yeşim ruhumuz sarı legendary bir yeşim ruhumuz olan korkunç feryat. Bu shift sağ tıkla çalışır. İkinci sağ tıka bastığımız zaman yani hızlı bir şekilde spam yapmanız lazım. Aktif edersiniz. Eğer bunu sağ tıkla yaparsanız yıldız şeklinde bir şekil çizecek vuruş stili olarak. Eğer sağ tık yerine sol tıka basarsanız ikincisinde, yani shift sol tık yaptınız, hemen sol şey pardon shift sağ tık yaptınız, ikinci olarak sol klik olarak basarsanız havaya kalktığı gibi tekmeyle yere iniyor olacaktır. Yani şarjı vurmayacaksınız, yani iptal etmiş olacaksınız aslında bir nevi ve bu karşınızdaki oyuncuyu da kandırıyor olursunuz. Onun bilgisini vermiş olayım. Bunun birden fazla çalıştırma yöntemi var. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şu şekilde bir yıldız gibi şey yapıyor. Şöyle sıfırlayalım. Bu şekilde de tekmeyle gidip vurabiliyorsunuz. Onun da bilgisini vereyim şöyle daha geniş açıdan. İki kere spamlamış oldum ama bu şekilde tekmeyle de inebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ya da havaya kaldırdığınız düşmanı hemen yerdeyken bu şekilde de vurabilirsiniz. O size kalan bir şeydir. Yeşim ruhlarını farklı farklı kombolarda da kullanabiliyorsunuz. Diğer yeşim ruhuna geçelim hemen. Diğer yeşim ruhumuz Öfkeli Tayfun. Bu da sol klik şarjla yapılan bir yeşim ruhumuzdur. Sol kliği basılı tuttuğumuz zaman en sonuna kadar karşımızdaki düşmanı alıp gökyüzüne kaldırıp kafa üstü yere çakıyor. Hemen gösterelim onu da. Hop. Bu şekilde bir vuruş stili var. Onun da bilgisini vermiş olayım. Diğer yeşim ruhuna geçelim hemen. Evet, diğer yeşim ruhumuz normalde cehennem yürüyüşü. Cehennem yürüyüşü sizin süratli bir şekilde tekrarlanabilir hançer darbeleri vurmanızı sağlamanızı yarayan bir şeydir. Enerji
bedelini azaltmasını yarar. O yüzden bunu göstermeyeceğim. Bilginiz olsun. Diğer bir yeşim ruhu olan ise suikast şemlesi. Bu da shift sol tık olarak geçer. Bunu genelde hesaplaşmada materi oyuncuları çok oynar. Bu yeşim ruhunu direkt takarlar. Çünkü düşmana doğru ileri atılıp içinden geçer ve bir patlama etkisi yaparak düşmanı bir anla stunlamış olur diyelim. Aynen şu şekilde. Bu şekilde bir patlama etkisi var. Sürekli atabilirsiniz. Ama bunu attığınız zaman muhakkak eğer bu şekilde seri seri atıyorsanız bilin ki counter atak yiyebilirsiniz. Ha, böyle ikili üçlü maçlar olabilir. Takımınızdaki kişilerden destek alarak şarjlı saldırıdan kurtulabiliyorsunuz. Evet, diğer yeşim ruhumuz ise hiçlik aurası. Bu hiçlik aurası da sizin sağ tık şarjınızı değiştiriyor. Şarjı attıktan sonra sürekli sağ tık spamlayarak sürekli tekrar etmesini sağladığınız bir yeşim ruhu. Normalde sağ tık şarjımızda yere vurup yani yere yatırıp hançer darbeleri vurduğumuz vuruşumuz değişiyor. Ve artık hançeri bir bumerang gibi ileri atıp geri gelmesini sağlayan bir özelliğe büründürüyor bu yeşim ruhumuz. Hemen gösterelim onu da. Bu şekilde sürekli spam yapabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. En sonunda da hançeri vurup bitirmiş oluyor eğer bırakırsanız. Diğer yeşim ruhuna geçelim. O da sap olacak. Hadi bakalım. Evet, diğer yeşim ruhumuz hançer sap. Hançer sap da yine vuruş stilimizi değiştirecek. Ve vurduğumuz hasarın %75 kadarını bize iyileştirme olarak geri veriyor olacaktır. Bu yeşim ruhumuzu eğer takıyorsak. Onu da hemen göstereyim ben sizlere nasıl bir vuruş stili olduğunu ve vuruş stilinde olmadığı zamanki halini de gösteriyor olacağım. Şöyle açalım. Evet. Hadi bakalım vur. Hop. Bu şekilde bir vuruşu var. Diğer vuruşunu da hemen göstereyim ben sizlere. Şöyle. Bekle dur. Bot. Evet. İlla counter bastıktan sonra bir de bu atıyor ya. Hop. Diğer vuruşumuz da bu. Bekle. Evet, burada da sizin counter serbest idmanla counter yani karşı atak saldırınızı geliştirebilirsiniz. Bu bot modundan F4 kısmını açıp F4 kısmında yukarıda dövüş partneri olarak karşı saldırı eğitimi diye bir sekme var. Buraya gelip hangi silahla çalışmak istediğinizi belirleyebilirsiniz. Çarpış modu vesaire gibi buradaki ayarları da yapabiliyorsunuz. Bu başka bir videonun konusu ama yine burada da bir bilgi vermiş olayım. Videoyu beğenmeyi unutmamanızı rica ediyorum. Abone olmayı lütfen. Eğer aboneyseniz de diğer arkadaşlarınıza en azından kanalı önerip abone olmasını sağlayabilirsiniz. Herkese tekrardan iyi bayramlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.